Benden uzun süredir beklediğiniz sert eleştiri videosuna hoş geldiniz. Bugün gerçekten artık illallah ettiren bir olayla karşınızdayım. Onun öncesinde bu akşam 8'de ekranda görmüş olduğunuz youtuberlarla Kik üzerinde canlı yayın etkinliğimiz var. Bu yayın kaçmaz hepinizi bekliyor olacağım. Fey diye bir youtube kanalı var. Aranızda illa bilenler vardır. Açıkçası ben bu videosuna kadar kendisini tanımıyordum. İçerikleri hakkında herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama bu videosu... ah Faye sütten çıkmış ak kaşık gibi video yapıyorsunuz ya gerçekten çok uyuz oluyorum. Ki ben kolay kolay drama atlayan birisi değilim. Bunu kitlem çok iyi biliyor. Hatta kanalıma bakarsanız eleştirdiğim 2'den fazla YouTuber göremezsiniz. Ama bu kanalın bu eleştiriyi hak ettiğini düşünüyorum. Kendisi bir video yapmış. Z kuşağının hastalığı başlığında ve bizim sektörümüzden yani eleştiri sektöründen bahsetmiş. Tabi tahminimce etkileşim ve drama çıkması adına büyük kanalları hedef almış. Ama ben burada yaptığı yorumları eğer aranıza yapan varsa bütün eleştiri kanallarına yollamış olarak görüyorum. Aynı zamanda eleştiri videosu izleyen kitleye yönelik de yorumlar katmış. Lafı fazla uzatmadan şu videoyu bir izlemeye başlayalım. Kendilerini eleştiri kanalı olarak adlandıran bu kanallar neredeyse tamamen Z kuşağı tarafından takip ediliyor. Hayır, eleştiri kanalları sadece Z kuşağı tarafından takip edilmiyor. Evet belki de Z kuşağının ilgisini çekiyor olabilir ama kendi adıma konuşuyorum. Beni takip eden çok büyük abilerim, ablalarım var ki benim kanalım Beyaz Kurt'tan ve sadece Enes'ten daha küçük bir kanal. Ona rağmen benim kanalımda yaşı büyük bir kitle varken bu iki kanalımda emin ol ki yaş ortalaması Z kuşağında tıkalı değil. Ben bunun örneklerini yorumlardan veya istatiklerden yola çıkarak söylemiyorum. Beyaz Kurt mesela benim yakın arkadaşım ve bazen taksiye bindiğimde sohbeti açıldığında taksici abilerin beyaz kurtu tanıdığını görüyorum. Yani anlayacağın üzere biz sadece Z kuşağına hitap etmiyoruz. Gündemimizde siyaset de olduğu için her yaştan kesime hitap ediyoruz. Bu yüzden bu düşüncen çok yanlış. Z kuşağını sömürüyoruz gibi konuşmuşsun. Konseptleri şöyle. Gündemde yaşanan olayları kendi deyimleriyle eleştiriyorlar. Ve bunu da takipçileriyle paylaşıyorlar. Ama bu konsept olması gerekenin tersine eleştirel <laughs> düşünceyi yok ediyor. Eleştiri videoları izleyen Z kuşağı bireyler gündemdeki olayları kendi başlarına analiz ederek bir fikir oluşturmak yerine ...bu kanallara yöneliyorlar. Olayı ilk defa bu kişilerden dinleyip... ...onların düşüncelerini de kendi düşünmesi sonucu çıkacak sonuçların yerine koyuyorlar. Bu kanal sahipleri tamamen politik doğrucu insanlar oldukları için... ...çoğu kişi de bu fikirlere katılıyor. Yorumlar bu fikre katıldığını belirten başka insanlarla doluyor. Hayır, lütfen çok iyi analiz yaptığını sanıp böyle videolar yapma. Benim kanalımdan yola çıkacağım. Özellikle kendimde görüyorum. Benim düşüncelerime karşı çıkan binlerce insan oluyor. Yani bugün ben elmaya pembe dedim diye... ...sanıyor musun insanlarda gelip şey diyor... ...ha evet bu kariks elmaya pembe dedi elma kesin pembe. Hayır abi böyle bir şey yok. Hayal dünyanızda yaşıyorsunuz. Biz ürettiğimiz videolarda yorumlarda tartışıyoruz. Eleştirinin zaten böyle olması gerekiyor. Biz düşünce yapımızı sizlere aktarıyoruz. Siz de size mantıklı gelen şeyleri söylüyorsunuz ve katılmadığınız noktalardan bahsedip kendi fikirlerinizi sunuyorsunuz. Aslında eleştiri kanallarının amacı bu. Tartışma ortamı yaratmak. Biz tabi çıkıp biz bilgi adamlarız demiyoruz zaten. Biz her şeyin en iyisini bilmiyoruz. Bak bunu söylüyorum. Hiçbir zaman da böyle bir iddiamız olmadı zaten. Sadece konuşup tartışıyoruz. Neyse devam edelim. Bu videoları izleyen çocuk çoğunlukla aynı tarafta olmanın verdiği hazla yaşıyorlar. Her gün yeni bir olay, yeni bir video. Bir süre sonra, bu çocuklar herhangi bir konuyu kimsenin düşüncesine maruz kalmadan objektif bir şekilde yorumlamaktansa, bu kanalları açıp, direktmen onların ne düşündüğüne bakmaya başlıyorlar. Bu süreç devam ettikçe, kendi fikri olmayan, herhangi bir hadiseyi analiz edebilme yeteneği körelmiş Z kuşağı bir Lafı çok gereksiz gevelemişsin. Söylediğim gibi, bize katılan kesim de var, katılmayan kesim de var. Ben açıkçası bu videoya çok sinirlendim. Kendi fikri olmayan ne demek? Bildiğin kitleyi ameli olarak göstermişsin. Yani kimsenin fikri yok yani böyle demişsin. Çok affedersiniz. Eleştiri kanalları Z kuşağının tanrısı gibi göstermişsin. Kısaca insanları salak yerine koymuşsun. Ama şunun farkında değilsin. Hazırlamış olduğun bu videoda aslında sen de fikirlerini paylaşıyorsun. Tıpkı bizim gibi. İnsanların bu konuda sana katılmasını bekliyorsun. Tıpkı bizim gibi. Ve kendi yorumlarını yapmışsın. Yine tıpkı bizim gibi. İşte bu ince çizgiyi ayırt edemeden böyle bir video yapman gerçekten çok komik olmuş. Şu örnek vermek gerekirse bir siyasi yaptığı açıklamayı ilk başta kendisi dinlemiyor. Bunun yerine eleştiri kanalı dediği kişilerin yorumlarını dinliyor. Çünkü vakit kaybetmek istemiyor. Ve kendi kuşağının fikrini merak ediyor. Bugün aç Twitter'da Erdoğan'a alakalı bir siyasi videoyu izle. Yorumlarına bir bak. Bir ton ak koyuncuk dolu. Anladın mı? Siz çok dar düşünüyorsunuz. İşin en acı kısmı ise bu Z kuşağı bireylerin beyni sosyal medyada kaydırmaktan o kadar sulanmış ki kameraya karşı konuşan bir insan izlemeye katlanamıyorlar. O dikkatleri hemen dağılıyor. Bu yüzden eleştirmen abileri de bunların önüne oyun videoları koyuyorlar sanki bir maymun oyalanması için sesler çıkaran bir oyuncak vermişsin gibi. Yok artık amına koyayım. Şimdi bu noktada katılmıyorum. Evet gameplay koymak belki de çok edit gerektirmiyor. Bunu zaten reddetmiyoruz. Ki edit yaptığımız videolar da oluyor. O zaman sen de ekrana yazı yazarak maymunların eline oyuncak veriyorsun. Çok saçma bir düşünce yapısı. Ekrana yazı yazmak zor bir şey değil. Bak şu an ben de yazıyorum. Ama benim kitlem bundan hoşlanıyor. Anlatabiliyor muyum? Animasyonlu yazılardan hoşlanan gelir senin videonu izler. Gameplay videosundan hoşlanan gelir benim videomu izler. Komik olan videolardaki eleştiri diyatlandırılan fikirler o kadar yüzeysel bilimsel ki herhangi bir kişi 5 dakika araştırma yapsa aynı kanaate varır. Ama Z kuşağı bunu yapmaya bile tenezzül etmeyip soluğu eleştirmen abilerinde alıyor. En temel düzeyde düşünme aktivitesini bile yapmaktan aciz oldukları için bu insanlar deli gibi izleniyor, para var Bir kez daha söyleyeceğim. insanlar bizim yorumlarımızı merak ettiği için videolarımıza geliyorlar. Düşünce yapımızı beğendikleri için geliyorlar. Yani buna bence siz karışamazsınız. Karışmak için daha adam olmanız gerekiyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bay çok emek. Şu YouTube açıklama görselini dördüncü kullanışım falan. Yani kendi tekrarlayan bir video hazırlayıp gelip gameplay'e laf atman gerçekten çok komik. Ne zaman ağaçtan bir elma düşse bu kanalın elmanın kırmızı olduğunu anlatan videosunu izliyorlar. Üstüne ne büyük adamsın üstad. Çok doğru konuşuyorsun gibi sözlerle bir kişiye Böyle anlatınca olayın absürtlüğü daha da belli oluyor. Şimdi bize söyledikleri şey bu kadardı. Ben söyleyeceklerimi söyledim ama temelde söylemek istediğim bir şey daha var. Yedin kaba sıçma. Sen de tıpkı bizim gibi yorum yaparak video yapmışsın. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü size ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Esenlikle kalın